Nerede Nesli dışarıda yemek yemek ister? İçimden geldi bir tanem. Ay sen çok tatlısın. Önce gideriz Arnavutköy'de bir balık yeriz. Arkasından Sarıyer'de muhallebi. Sonra havaalanında bir kahve içeriz. Sonra çıkarız şöyle. Dur bakalım İhsan. Neden kahve içmeye havaalanına gidiyoruz? Değişiklik olsun diye bir tanem. Hem İstanbul'a uçakla her gün bir sürü insan geliyor. Belki tanıdık birine rastlarız. Söyle bakalım kim geliyor? Yeğenim Atakan. Kuzenin Ahmet'in oğlu Atakan mı? Doğduğundan beri görmemiştik. Kim bilir kaç yaşında olmuştur şimdi? 8. Ahmet'le Funda'yı görmeyeli 8 sene olmuş demek. Onları tekrar görmek çok hoş olacak. Hayır olmayacak. Neden? Çünkü onlar gelmiyorlar. Atakan tek başına geliyor. Küçücük çocuğu tek başına mı gönderiyorlar? Ya şimdi Ahmet'le Funda'nın arası biraz nane molla. Çocuğa da yansıtmak istemiyorlar. Bir süre baş başa kalmaları lazım. Ben de Atakan'a bakabileceğimizi söyledim. İyi yapmışsın İhsan. Bunu saklamana gerek yoktu ki. Menekşe, Başar'ın odasını Atakan için hazırlar mısın? Hemen Sevinç Hanım. Çok teşekkür ederim Sevinç'im. Sen hayatta gördüğüm en anlayışlı insansın. Vallahi öyle. Bir tanesin sen. Ne demek? Başımızın üstünde yeri var. Ne kadar kalacakmış? 2 ay. Ne dedin? 2 ay. Menekşe hazırlayamadı mı şu odayı ya? Hadi Menekşe. 2 ay. 8 yaşında bir çocuğa 2 ay bakabileceğimizi mi söyledin? Hem de bana sormadan. Menekşe, odayı 2 kişilik hazırla. İhsan da orada kalacak. Ya yapma Sevincim, hep bunu yapıyorsun ya. Yapma, gözünü seveyim yapma. Ne var bunda ya? 2 ay. 2 ay dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Hem çocuk oyalanır. Bir sürü oyuncak aldım bak. Bak, oyalansın diye. Bak, bak. Ayıya bak. Hangisine? Bak İhsan, neredeyse 20 yıldır çocuk bakmadım. 8 yaşında bir çocuk ne yapar, ne ister hiçbir fikrim yok. Olmaz olur mu? Sen her gün Menekşe'yle konuşmuyor musun? Ben çok ciddiyim İhsan. 2 ay çok uzun bir süre. Sen bütün gün işte olduğuna göre o çocuğa bakmak zorunda olan benim. Ya ne var bunda bir tanem? Zaten çocuk bütün gün uyuyacak. 8 yaşında bir çocuk bütün gün uyumaz ki. Uyur. Sütüne aslan sütü karıştırırsan aslanlar gibi uyur. İhsan Ya niye ağlıyorsun Sevincim ya? Atakan aileden biri. Onun büyük dedesi de Yıldırım'dı, dedesi de Yıldırım, babası da Yıldırım. Şimdi bu durumda Atakan ne oluyor? Gök gürültüsü. Hayır efendim, Yıldırım. Ve bir Yıldırım başka bir Yıldırım'a her zaman yardım eder. İş benim aileme gelince öyle demiyorsun ama. Ne yapayım, onların soyadı Yıldırım değil. Zavallı çocuk. Uçakta yalnız başına kim bilir ne kadar korkacak. O da hazır Sevinç Hanım. Menekşe. Sevinç. Buldum. Çaresini buldum. Atakan'a sen değil, Menekşe bakacak. Öyle değil mi Menekşeciğim? Ya sen ne kadar güzelsin bugün. Elbisen de çok yakışmış. Ne güzel renkler. Bakın İhsan Bey, temizlik yaparım, yemek yaparım. Hatta ütü bile yaparım ama katiyen çocuk yapmam. Aman yapma. Seninle zor baş ediyoruz zaten. Ayrıca kiminle dediği umurumda değil. Atakan Yıldırım benim yeğenim. Ve hepimiz ona gözümüz gibi bakacağız o kadar.